Osmanlı yenildi. Payitaht düştü. Her şey bitti. Endişeler, ümitsizlikler, korkular. Çünkü on binlerce esir, on binlerce gazi ve on binlerce şehit. Toprak bekliyor. İş yerleri örümcek bağlamış bekliyor. Ve bütün köyler, kentler gibi her ev kocaman bir göz olmuş. Akşehir bekliyor. Her evin beklediği bir oğul, bir koca, bir yavuklu. Tarlaların, iş yerlerinin beklediği bir genç ve güçlü bir bilek var. Yıllardır her şey ve bütün işler kadınlarla yaşlı erkeklere bakıyor. Verim her işte düştü. Yokluklar dayanılmaz noktaya dayandı. Her ev bekliyor. Her evin kışlasından, hastaneden, esaretten dönmesini beklediği ve dönmesi şart olan biri var. Dönecekler miydi? Dönenler nasıl ve hangi ruh, hangi beden yapısıyla döneceklerdi? Önemi yoktu bu sorunun. Dönsünler yeterdi ve dönmeleri şarttı. Dönmezlerse Akşehir bir kışa daha dayanamazdı. Akşehir bekliyordu. Oo kız! Ne var? Talih ölmemiş, esirmiş, geliyormuş. Deme! Hangi Salih? Hacca ablanın Salih. Hafız'ın oğlu, demirci Salih. Gözün aydın Ruziye, yavukluğun gelmiş. Sağ ol Fatma. Trendeymiş bile. Şehit bilirdik, yazık. Anasını görmeli. Uçuyordur sevincinden. Gözün aydın Hatice Hanım. Aydınlık içinde kal ak kızım. Sağ ol. Gözün aydın Hatice Hanım. Gözün aydın Ruziye, bugün yavukluğun Salih geliyormuş. Ya esirmiş. Babası gibi, ağası gibi onu da şehit düştü sanırdım ben. Aslan oğlum, bir tane oğlum geliyor ya. Aslan gibiydi ya, geliyor. Geldin. Geldim ya. Ve sağ ol. Sağ ol. Hadi eyvallah. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Hadi çabuk ol, yoksa kalacaksın. Vay! Ne olmuş sana bre Salih? Seni tanıdım ama. Gel. Hadi. Arkadaş bu, eski. İyi, geçelim şöyle. Geç, otur şöyle. Acıkmışsındır, ye. Bak, sucuk. Korkma, domuz değil. Çavuş olamadım Niko. Bir kola, bir terfiye. Aldırma. Biz burada böyleyiz işte.
Kötü günler geçirdik. Korktuk bile. Şimdi iyi. Hadi ye. Anana da öteberi götürürdük İtalyanlardan. E anlat be Salih, daha nasılsın? İyiyim. Yemedin? Acıkmamışım, gideyim ben. Otur be Salih. Yok, anam bekler. Yok. Yok, görüşürüz Niko. Salih. Ben Salih'in Nikosu değil miyim? Unutmadım ben. Bırakın onu dedim size. Bırak sana beni. Anne. Çekil diyorum. Bırak. Sen unuttun mu? Unutmadım. Hadi ye. Ne kadar kuvvetliydin? Kuvvetliydim hep. Hep korudun beni. Bizimkiler de sizinkiler de hep Salih'in Nikosu derdi. Be Salih. Bundan sonra da Niko'nun Salih'i desinler. Hadi şimdi anana git. Paytoncu Ligor götürür seni. Islanmazsın. Yağmur yine başladı. Bundan sonra hep eskisi gibi olacak. Anan için bunlar. Sağ ol. Hazır mısın? Yağmur da iyi bastırdı. Paytoncu Ligor eve kadar götürecek seni. Bilemezsin sen. Ekmeği yak bakalım. Torbada birkaç paket daha var. Hadi eyvallah. Güle güle. Terzi Niko yarın sabah sana elbise de getirecek. Yavaşla bakalım Ligor, ben burada ineceğim. Olmaz olmaz. Ben Niko'ya söz verdim. Seni evine kadar götüreceğim. Ben geldim ana. Ana. Salih. Salih'im benim. Oğlum. Oğlum benim. Aslan oğlum. Hayır. 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 Aman be ana. Geldiğime şükret sen. Harp bu. Öyle ya, harp bu. Lamba nerede, yakıverelim. Kibrit de kalmamış. Bende var.
yüzün. Eskidi gitti ana. Unuttuydum bile. Senin karnın da açtır. Bir aşımız da yok. Ne yapsak ki? Ben yediydim de. Bende pek güzel şeyler var. Niko verdi. Verir. Her bir şeyleri var onların. Kimlerin ana? Onların işte. Kocaları, oğlanları harbe gitmedi ki. Ağan gitti, sen gittin. Hep bizimkiler. Siz orada, biz burada. Onlar pek rahat. İki lokma bir şey yiyiverelim ana. Ben yedim be Salih'im. Bak ana, sucuk bile var. Böttürüverelim ateşe. Olur da hani pek kokar o. Konu komşu derim. Sucuğu neyi unutup gitti millet. Ateşe su verelim ana. İlaçladılar. Bit falan yok ya, bir yıkanayım. Salim. Koş Salim. Ama da uyumuşum. Uyuyup kalmışım derim ana. Ana mı dedin? Ana dedim elbette. Ana. Yavrum. Salih'im. Niko urba getirmiş sana. Aha bak. Dediydi. Ana bak. Bir bak hele. İyi mi ana? Allah'a ısmarladık. Gidiyor musun? Bitmedi mi harp? Bitti ana. Bitti. Akşama dönerim. Salih. Geldin ya, yeter bana. Geldin Salih, geldin. Gelmek mi denir buna? Kolun. Nerede sağ kolun? Yavrum, Salih'im benim. Gelmek mi denir buna? Salih. Bitti harp dedim anama.
Erken de anlayıverdim. Birinden çıkmışım ama ötekine girmişim halbim. Anam işte buna dayanamadı zahir. Geçer bir hal oldu ona. Hoş geldin delikanlı. Kazan mübarek olsun. Olsun bakalım bey. İyi ki kolun yok. Öyle olsa der miydi? Dur. Yavaş yavaş. Burası senin sayılır. Her akşam gel. Ama adam gibi. Adam gibi. Bu tek kolla ne yaparım ben? Neye yararım gayrı? Ben de düşündüm bunu Salih. Bizim Salih'in hali ne olacak dedim. Bak Salih. Dinle. Dinliyorum ya. Demircilik yok artık öyle mi? Öyle. Sana güzel bir kahve açalım. Hangi parayla? Senin bahçe? Benim değil. Anamın o bahçe. Verir sana. Söyle. Söylesem de anlamaz. Bir hal oldu ona. Ben ne yapacağım? Bir suç mu işledim ben? Sokaklardan kaçar gibi geçerim. Kimselerin yüzüne bakamam. Bir burada rahat. Yaparız bir şey bahçe için. Bir onu yapabilirim zaten. Ha, demin gelen Niko. Hani Gazamaza dediydi. Şu herif işte. Aslan gibi. Boşuna Fuat değil miydi o? Harbe gitmedi değil mi? Gitmedi. Ya yanındaki? Serkis Efendi. Ha, bildim, babası kuyumcuydu. O da gitmedi harbe elbette. O da aslan gibi. Ha, sonra bu Yorgo. O da daha bir zenginleşmiştir değil mi? Ben vuruşurken. Bunlar böyle olsun diye vuruştum zati ben. Ben bahçe satayım diye. Hacı ana, gözün aydın diyor ana. Aydınlık içinde kalın Rozi'ye. Anam gönderdi. Hacı teyzenlerin telaşı vardır, iyi versinler dedi. Sağ ol kızım. Hacı ana, ben artık gideyim. Sağlıcakla kal. Ah, Ruziyem. Ruziyem. Karabahtır Ruziyem. Ruziyem. Merhaba. Cümleten merhaba. Selamun aleyküm dedik. Aleyküm selam. Salih, geldin demek. Geldik işte. Hoş geldin. Bu yok. Kazan mübarek olsun. Aleyhem mi bak, Hafız'ın oğlu Demirci Salih cepheden dönmüş. Duyduydum, duyduydum da görmediydim. Kazan mübarek olsun, gel otur. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Hangi cephedeydin sen? Arabistan.
Çok kırıldık mı? Öyle zahir. Anlat bakalım. Ne anlatayım alem? Şuna bakın, ne anlatayım der. Ne olup bittiyse onu anlat. Ne bileyim ben alem mi? Seferberlik derler. Sancak-ı şerif açıldı dediler. Hadi askere dediler. Biz de gittik. Padişahım çok yaşa diye bağırdık ya. Sonra toplar, tüfekler patladı. Boyuna yürüdük, koştuk, süründük, sindik. İkide bir süngüleştik. Kiminde kazanmışız, ilerlemişiz. Kiminde de yenilmiş, gerilemişiz. Hepsinde de ölen tam ölüyor. Kalan da kimi tam, kimi de benim gibi yarım yamalak kalıyordu. Sonunda harp bitti. Yenildik dediler. Bir de bakarım ki Ali emmi, bizde ne kol kalmış ne kanat. Hafız'ın oğlu Demirci Salih, Çolak Salih olup çıkmış. Sen olsan ne dersin? Ne anlatırsın de bakalım Ali emmi. Padişahım çok yaşa. Biri için, bir şey için çok yaşa diye bağırmalı insan. Çok hoş oluyor yani. Kol bacak gittiyse de. Hafız'ın oğlu, esbabın da pek yakışmış hani. Ne çolaklığın belli oluyor ne suratın. Yavur oğlumu verdi. Ne olmuş yani? Yani de Niko'yu da bilmem ben. Milletin burada onlardan çektiğini bilirim. Ben de. Sus! Utan lan Hafız'ın oğlu, utan. Neye utanacakmışım? La havle ve la kuvveti illa billahi lazim. Tövbeler tövbesi. Tövbe de sende lan. Tövbe. Koca Memaliki Osmaniye senden bin beter oldu. İtalyan askeri gelmiş ta Akşehir'e dayanmış da Hafız'ın oğlu kolundan budundan konuşur. Yürekli ol, yürekli. Harbi bir sen mi gördün? Buradakilerin hepsi de gazaya gitti. Bu sefere gitmediysek oğul gönderdik, torun gönderdik. Bak bakayım etrafına, hadi bak. Önce bana bak istersen, bir ayağı çukurda Ali emmi. Ne tutar beni ayakta? Tahsin Ağa'nı bildin mi, torunumu? 25 yaşındaydı. Ümüğünden tuttu mu ayıyı saman çuvalı gibi çalardı yere. Bir oğlu bir kızı var. Onlar şimdi analarıyla kaldı. Tahsin'im nerede? Mezarını bile bilmiyorum. Ne tutar beni ayakta? Senin ağan nerede? Mezarı nerede? İşte ustan geliyor. Oğlu Hamit akranındır. O nerede? İşte Yemenici Hacı Yunus. Oğlu da gitti, küçük kardeşi de. Daha ne yiğitler gitti, niye gittiler? Yani'nin, Serkis'in, Niko'nun... Tepemizde tepinsinler, bağımızı bahçemizi alsınlar diye mi gittiler? Söyletme beni. Yürekli ol, yürekli. Yitirme imanını. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan, ezan vakti. Tövbede de yeniden başla. Eyvallah. Yiğidi yiğit yapan sırf kolu değildir. Bunu iyi belli. Kahvede dediler de bir göreyim dediydim. Hani bir yardımımız dokunursa beklerim. Öpmeyeceğim mi elini? Sağ ol. Öpmüş kadar oldu. Saliha. Harp gördün, darp gördün ya. Hep eskisi gibi. İnadın inat. Benimki ne inat ne öfke. Öfme Salih. Üstelik haklı da Ali emmi. Olsun. Dur ama. Neye utanacakmışım? Şehitlerden söz eder bana. Şehit oldun mu iş kolay. Kalanlar düşünsün.
Ama demirci Salih tek koluyla döndü mü her şey Arap saçına dönüveriyor. Sor bakalım Ali Emmi'ye. Anam acaba şehit ağama mı yoksa bana mı daha çok yandı? Ağamın haberi gelince olmayan beni görünce oldu. Deyiver bunu Ali Emmi'ye. Ben gidiyorum. Çıkarım ben de birazdan. Salim, teyzene, kızına da söyle işte. Bende sözleri filan yok, için rahat etsin. Enişte filan demeyeceğim bana. İyi ya, öyle olsun. Öf be, keşke gelmez olaydım. Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşa, helal olsun sana. Vali Bey mektubunda Sadrazam Hazretlerinin ve kendisinin Hoca Efendi'ye karşı hürmette zerre kusur etmememizi hasreten rica ettiklerini yazıyor. Adı Mehmet Reşid imiş. Mektupta bilgisi de ahlakı da göklere çıkarılıyor ve halifemiz padişahımız efendimize sarsılmaz bağlılığı bilhassa övülüyor. Akşehir ve civarında beliren tereddütlerin giderilip payitahta karşı sarsılan itimadın yeniden takviyesine yardımcı olacağı yazılıyor. Kuvayi Milliye Hareketi Akşehir'de. İşe bak sen, aynı trendeler. Miralay, İstanbullu Hoca Efendi'ye karşı çok dikkatli davranın diyor. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. 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 Hoş bulduk. Safalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim bu gelen zabit? Gönülsüzlerin Haydar yüzbaşı. Beraber Arabistan'daydık, esir düştüydü. Ötekiler? Bizim olayın doktoruydu. Ötekiler dedim. Bilmem. Ben bilir gibiyim. Hadi Niko'ya gidelim. Tam zamanında teşrif buyurdunuz. Gerçi halkımızın büyük bir ekseriyeti hamdolsun padişahımız efendimize ve payitahta kalben ve fikren merbuttur. Lakin ve maalesef idraksizlikten diyemesem bile günah sayılabilecek bir ümitsizlikle Kuvayi Milliye denilen macera perestlere ve maceraya meyletmektedir. Bunlar valimizce de haber alındığı üzere gene esef ederim masum halkımızın teşviş teşebbüslerine girişmişlerdir. Teşrifiniz tekrar ederim tam zamanında olmuştur. Halkımızın ve bizim tenevvüre her zamandan fazla ihtiyacı vardır. İnsanlar ne kadar az bilirse söylentiler o kadar çoğalır. İnanmak ihtiyacı da o kadar artar. Tabiatıyla bundan yararlanmak isteyenler de
Muhterem Konya valisi beyefendi bana bu mevzuda hayli bilgi vermiştir. Elimden geleni yapmaya çalışacağım tabidir. Şimdilik şu kadarı bilinmelidir ki, kurtuluş yolu vaat edenler ne kadar çoğalırsa, vatanın ve ümmeti Muhammed'in istikbali o kadar kararacaktır. Zira tek ve hakiki ışık payitahtımızda, padişahımız Halife-i Ruh-i Zemin Efendimiz'dedir. Bu kurtarıcı hakikat anlatılacaktır. Zaaflar giderilecek, mütereddidler ikna edilecek, ümitsizler yüreklendirilecektir. Yol yorgunusunuz. İstirahat buyurunuz. Aceleye geldi, evi tam döşeyemedik. Görülecek noksanlar için emirlerinizi bekleriz. Bütün bu anlattıklarınız bana bir Arap şeyhine, onun söylediklerini hatırlatıverdi. Geçen yaz Kütülen mağarada esir düşmüştüm. Her şey hazır şeyhim. Bizimle kalır mısınız? Hayır. Neden? Sizi sevmiyorum. Çünkü siz bizi sevmiyorsunuz. Sevmek. Doktor bey, biz Arabız. Elhamdülillah Müslümanız. Osmanlı da Müslümandır. Dedelerimiz asırlarca Araplıklarını hatırlamadılar. Osmanlı'dan ayrılsalar dinlerinden mi olacaklardı? Elbette hayır. Ama hallerinden memnundular. Çünkü Osmanlı adil ve kuvvetliydi. Bir başka ırkı veya kavmi, hatta bir başka inancı elde tutabilmek için bunlar mutlaka olmalıdır. Adalet ve kuvvet bir arada, tam olarak. O zaman ayrılık unutulur. Ama doktor bey, unutmak vazgeçmek değildir. Osmanlı Devleti uzun zamandır ne adil ne de kuvvetli. Biz fırsat kolları olduk. İngilizler bize refah ve istiklal vaat etti. Siz şimdi bize hain, hem de bin hain diyorsunuz. Gökteki ayı büyütüp küçülten, yıldızları yaratan Allah adına yemin ederim ki biz hain değiliz. Biz müstakil yaşamanın tek yolunu keşfetmiş bulunuyoruz. Ne istersiniz? Memleketime gitmek. Pekala. Abdullah, doktor bey'e refakat edin. Onu yeminiyle bırakıp geldim ve burada yeminin benzerlerini buldum. Sağ olasın. İstanbullu hocanın İstanbul'a karşı olan her şeye huşunetle karşı olduğu da anlaşılıyor. Tıpkı Müftü Efendi gibi. Fakat Müftü Efendi ne kadar ehemmiyetsizse, Hoca Efendi o kadar mühim bir gaile olacaktır sanırım. Miralay'ın tahmini de öyle. Mektubunda genç, lakin bilgisi de, mantık ve muhakemesi de inanılmayacak kadar kuvvetlidir diyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Kumandan çalışmalarınız için size teşekkür ediyor. Vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Reis bey. Evet. Kazandıklarınızı elimizden çekip alabilir mi? İşte bunu söyleyemem. Ali Emmi, Mumcu Mustafa Efendi, Küçük Hacı, bunlar içinde bulunduğumuz gerçekleri kavramış kişiler. Üstelik halk tarafından sevilip sayılıyorlar. Hoca Efendi'nin işimizi zorlaştıracağı muhakkak. Lakin ötesine ihtimal veremem. Kaldı ki... Kaldı ki? Bana mahsus cüretli tahminlerden biri sayın. Hoca Efendi'yi ben o kadar dürüst, o kadar samimi gördüm ki. Kim bilir? Belki de onu biz kazanırız. Öyle veya böyle. İşimiz her halükarda çok çetin olacağı benzer. Bütün işler çetin ki ne çetin reis. Elimizden geleni yapacağız. Hoca Efendi de aynen böyle söyledi. Elimden geleni dedi. Ne günlerdir bu günler ki Çakır Saraylı eşkıyası da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şimdi ben izninizi isteyeceğim. Söylediğim gibi Ortaköy'deki çiftliğim emrinizdedir. Ha, muhtara güvenmeyin. Hatta göz altında tutun onu. Müftü Efendi'nin adeta bendesidir. Hadi biz de gidelim. Al çavuş. Buyur yüzbaşı. Bizim Salih Onbaşı döndü mü? Döndü. Gelsin bana bir göreyim. Şeytan görsün onu doktor bey. Cuma'yı bile kılmaz oldu. Gece gündüz sarhoş. Nikola'nın meyhanesinden çıkmaz, onlarla düşer kalkar. Gene de söyle veya söylet. Kim bu Salih doktor? Buralı o da. Mahallemizin çocuğu. Tam bir yiğitti, mertti. Bileğini kimse bükemezdi. Bizim alaydaydı.
Ben esir düştükten sonra ne gördüm ne de bir haber aldım. Esselamun aleyküm. Yap bir sade kahve bakayım. Salim lan! Yapsana bir kahve dedik ya. Ben de bir kahve açıyorum. Ne halt edersen et, bize ne? Öyle deme be alemi. Şuna bak hele. Ulan amma da güçsüz şey ya. Şu halimle bir tekme vursam yarısı başa gidecek. Deme be alemi. Defol git buradan yalak herif. Şeytan görsün suratını. Alemi, ben seni sayarım. Yere batsın seni saygın. Ama bak alemi. Uzun ettin be. Sana ne oluyor Efe? Amma hazırladın ha. Hay be. Dokunma şu mekruha. Gitmese bir halt edecektin sanki bu tek kol. Vay be. Oğlan deve gibiymiş. Salim. Yap ulan bir kahve dedik be. Hadi kahve mahve yapmam sana. Sağ kolum neredesin? Sağ kolum neredesin? Oh. Amma da koflamışım ha. Herif tekmeyi yapıştırınca uçuyorum sandım. Ay. Ağlar. Gideceğim ben buralardan ağlar. Vallahi gideceğim. Ay billahi gideceğim. Git ya. Ama marifet hiç gelmemekmiş. Hoca Memaliki Osmaniye senden bin beter oldu. Sizinkiler, ben de katılacağım. Otur bre, Salih. Hasan, Yorgo, koskoca memur. Yok. Salih nereye? Hiçbir şey yok. Yok. Yok, hiçbir şey yok. Yok. Başımızdan büyük iş mi yaparız Müftü Hazretleri? Ben anlatayım da sen kararını ver gayrı. Buyur Ali emmi.
Biz İstanbullu Hoca Efendi'yi everi verelim deriz. Münasip bir şey de bulduk sanırız. Tanır mıyım ben? Tanırsın zahir. Merhum gönülsüzlerin Mahmud'un kızı. Doktor Haydar'ın bacısı. Bilirim, bizim hatun över. Bir açayım Hoca Efendi'ye, bir açayım. Bana gelenlerin hepsi de sizi candan seven ve sayan şerefli kişilerdir. Yalnızlığınıza üzülüyorlar. Ben de onları haklı buluyorum. Emine Hanım yoksul düşmüş, lakin şeref ve asaletini korumuş bir ailedendir. İyi yetiştirilmiştir. Size layık bir zevce olacağına inanıyorum. Ne dersiniz? Bir görseniz. Zevcem buna zemin hazırlar. Nasıl münasipse efendim. Emine kız. Buyur Reşide teyze. Az gel hele. Bak ne güzel çiçekler. Gönlünde bir başkası yoksa kabul et derim. Hayırlı bir kısmettir. Cümle alem İstanbullu hoca der, başka bir şey demez. Bir de sen gör. Olur ki kanın kaynamaz. O zaman da kimse bir şey demez. Abimle siz nasıl münasip gördüyseniz. Sonra küttül emmanede. Bu kadarına da şükür. Bir şeyler getirebildik yine. Ama bunu da çok görüyorlar. Bunda senin hiç kabahatin yok mu? Yok. Benim ne kabahatim olur? Hiç. Ama mesela Niko'yla falan ahbaplık etmesen. Hı? Sonra içmesen. Geçti gayrı. Geçen geçmiş bir kere doktor bey. Sağ ol. İnsanlar pek kolay anlamazlar halden. Neler olup bittiğini, neler çektiğini pek merak etmezler. Bırakma kendini. Biraz dikkat et, gayret et. Eski Salih unutulmuşsa bugünkünü de unuturlar. Dert o değil doktor bey. Sen iyi bilin, ben unutamam. Ben unutamadıktan sonra helalem unutmuş. Neye yarar? Ben eski Salih'i unutabilir miyim ki bugünkini kafamdan silip atayım? Anan nasıl? İşte hep öyle. Söylediler. Öyle işte. Yarın gelip bir bakayım mı? Sen bilin. Gelirim. Sağ ol. Bana müsaade. Bak Salih. Silah arkadaşıyız biz. Birlikte dövüştük. Birbirimizi görmeyeceğiz de kimi görüp kiminle konuşacağız? Bir göreyim bizim Salih Onbaşı'yı demiştim. Elbette. Ben de hani sandıydım ki... Söyle. Hani herkes konuşur da şu seni istasyonda karşılayanlar, sonra reis bey, alem, kuvva muva diye bir şeyler. Bir işe yaramam ben değil mi? Ne münasebet. Ya.
Bilirim ben. Hadi eyvallah. Bana bak Salih. Koluna takmışsın sen aklını. O kadar mühim değil o. Ali mi de dediydi onu. Yiğitlik kollu olmaz diye ama. Neyse işte. Geldim. Sen de gördün. Sonra... kim bilir daha neler dediler sana. Onlar hep doğru derler ama... bilmedikleri de vardır elbet. İşte onu hiç bilmezler. Ateş düştüğü yeri yakar. Onu bilmezler. Neyse işte gideyim ben. Salim. Ali emmi haklı. Bilirim doktor bey. Benden başka... benden başka herkes haklı vallahi. Bilirim. Sebebi ziyaretimiz doktor bey... hayırlı bir iş içindir. Biz... şu tanıdığın zevat-ı muhtereme ve mutebere... kıymeti ve iffeti müsellem hemşireniz Emine Hanım'ı... Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle... fazilet ve malumatı her türlü övgüden müstani olan... hepimizin bildiği... Hoca Mehmet Reşit Efendi'ye münasip görmüş bulunuyoruz. Siz ne dersiniz? Bu talep bizim için şereftir Müftü Efendi. Teşekkür ederim. Hayırlısı neyse o olsun. Ancak siz de takdir buyurursunuz. Kendisiyle konuşmalı, rızasını almalıyım. Elbette doktor bey, elbette. Şunu söylemeye lüzum yoktur ki... nikahın bütün gerekleri... hemşireniz hanımın bütün hakları... harfiyen yerine getirilecektir. Sana gereği gibi abilik yapamadım. Biliyorsun, bütün rütbelerimi harpte taktım. Hep uzaklarda yaşadım. Benim tek teselliyim buradan, baba evinden tam bir gönül rızasıyla gidip kendi yuvanı kurman olacaktır. Şimdi söyle bakalım. Söz keselim mi, yoksa özür mü dileyelim? Evet. Teyzem senin için hayır demedi dedi. Ne cevap verelim? Siz ne münasip görürseniz abi. Hoş geldin. Hoşnutluk getirdin. Saadetler getirdin. Saadetimiz daim olsun efendim. Koço, Niko nerede Niko? Kapalıyız bugün. Kiliseye gitti. Gece ayin var. Bu geceyi takdis ediyorum. Bu gece mukaddes davamızın gecesidir. Bana İstanbul'dan ve Trabzon'dan mektuplar geldi. Kardeşlerim, asırlardan beri kalplerimizin derinliklerinde yatan aziz ve güzel ümit bir güneş gibi doğmak üzeredir. Karadeniz'in cennet kıyılarında Pontus Devleti yeniden doğmak üzeredir. Hudutları İngiliz haritalarında şimdiden çizilmiştir. Biz bugüne Trabzon metropoliti Muhterem Hrisantos'un üstün gayretleriyle geldik. Muhterem Hrisantos mektubunda para yardımlarınıza teşekkür etmektedir.
Çünkü bu hususta çok cömerttiniz. Hep verdiniz. İstenmeden verdiniz. Ümit edilenden çok. Çok fazlasını verdiniz. Fakat artık bu yetmez. Şimdi sıra kendimizi göstereceğimiz günlere gelmiştir. Şimdi sıra gençlerimize, eli silah tutanlarımıza gelmiştir. Muhterem Hrisantos dahi bunu böylece belirtiyor. Kendisinin Trabzon havalisinde kurduğu ve yönettiği çete hareketlerinin artık bütün Rum gençliği tarafından desteklenmesini emrediyor. Tarih asil Rum ırkının ve mukaddes dinimizin dönüm noktasındadır buyuruyor ve ekliyor. Gafiller ve sadece kendilerini düşünenler cehennemlik hainler olarak telin edileceklerdir. Bu hakikati kavrayan Rum gençleri dört bir yandan akın akın Trabzon'a gitmektedir. Akşehir gençleri ve eli silah tutanları bu asil ve mukaddes seferde hacil duruma düşmemelidir. Ben hazırım. Gidiyorum. Sosunuz, sosunuz. Bir dakika, bir şey mi söyleyecektiniz Kiryalev'de? Evet efendim. Söyleyiniz. Evet. Doğru değil bunlar. Sus be. Nedir doğru olmayan Kiryalev'ler? Söyleyin, sizi dinliyoruz. Biz Osmanlıyız. Sana sus dedim. Dinle Niko. Sus! Papaz efendi, lütfen. Niko, lütfen. Dinleyiniz lütfen. Dinleyiniz ki bir gafili uyarmanın fırsatını kaçırmış olmayalım. Konuşunuz Kiryalev'ler. Sakin olunuz, korkmayınız. Teşekkür ederim efendim. Diyeceğim şu, evet biz Osmanlıyız. Dedelerimiz, babalarımız, sonra biz işte. Asırlardan beri bu toprakta Türklerle birlikte, onların haklarına sahip olarak, bir zulüm, bir hakaret görmeden, bir kötülük görmeden yaşadık. Üstelik makamlar, ünvanlar aldık. Devlet güçlüyken, sonra işittik ki Atina ordusu girdiği yerde bize gibi bakıyormuş. Beni bağışlayın, böyle düşünüyorum. Böyle düşünenler defolsun. Niko, Niko. Dur, yapma, bırak onu, Niko. Tutunuz onu. Fakat muhterem peder, bu alçağı gebertmeli. Yoksa gider her şeyi anlatır. Hayır. Lefter aptal değildir. Kimin kuvvetli olduğunu, kimden tehlike geleceğini bilir. Güle güle Kirye Lefter. Defol. Sanırım Kirye Vasil de defolup gitmek ister. Heftim de. Herif.